الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde Allah'ın la yu'ad ve la yuhsa olduğunu, adet ve rakama sığmadığını ve kulun bunlara şükürle mükellef bulunduğunu, kainatı Cenab-ı Hak insanın emrine, insanı da zatına, ubudiyete şükran için halkettiği, itaata davet ettiği üzerinde durduk. Muhterem Müslümanlar, zahiri nimetleri epeyce dile getirdik. Bugünkü cumamızdan sonra manevi nimetler, Allah'ın kullarına olan manevi nimetleri üzerinde duracağız. Bu nimetlerin başında bildiğiniz gibi İslam geliyor. İslam nimeti, din nimeti muhterem emirler. Ya din nimeti manevi nimetlerin en büyüğü ve başı. Beşeriyetin tek atası, beşeriyetin, insanlığın ezelden ebede tek atası, Hazreti Adem Aleyhisselam'la doğup insani akışla, beşeri akışla bugüne kadar 48 senedir kürsüde, şunu söylüyorum cemaatime, dini olmayan bir insan ya hayatın yükünü çekemez, intihar eder, kendine kıyar, mahvolur gider veya canavarlaşır, eşkıya olur, hem cinsi için en büyük tehlikeyi arz eder muhterem müminler. İkisinden biri. Onun için biz cemaatimizle beraber alemlerin yüce Rabbine hep beraber dua ediyoruz. Ya Rabbi, bizi İslam'ın nurunda daim kıl. Neslimizden sabahı haşre kadar dinsiz ve imansız getirme Allah'ım. Cemiyet için ve fertler için, aileler için dinsizliğin en büyük felaket olduğunu 20. asırda ve memleketimizde görüyoruz muhterem Müslümanlar. Günlük hayatımızda dinsizliğin ne korkunç felaketler getirdiğini müşahede ediyoruz. Radyo okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Görüyorsunuz ki beşerin dinden uzaklaştıkça hali nerelere doğru gidiyor. Cennet vatan bugün ne hale gelmiştir? Tek sebebi var. Muhterem Müslümanlar, tek sebebi var. Her şeyde bir tek sebep var. Bu necip ve dev milleti inanç ve dininden uzaklaştırmanın akıbetini, korkunç felaketlerini yaşıyoruz. Evet. İnşallah ümit ederiz ki bu gerçeği görürler. Allah'ımıza dua ve niyaz ederiz ki bu hakikate eğilirler de bu memleketin nesli ve evladına kıymakta devam etmezler inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, tabii ki bugünün dünyasında
değişik dinler de var. Beşeri, insanların icat ettiği. Hani yakın zamanımızda bile ben peygamberim, ben Mehdi'yim diyen kopuklar ve deccaller gibi muhterem Müslümanlar. Ya hiç sormayın. Türkiye'nin galileleri kendisine yetmezmiş gibi. Bir de ayrıca biri çıkıyor, ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Niye böyle oluyor muhterem Müslümanlar? Dış güçler bu cennet vatanı, bu Necip milleti daha çok bölebilmek için, gücünü daha çok düşürebilmek için, tarihi şahsiyetinden daha korkunç şekilde koparabilmek için şer kuvvetlerin ihdas ettiği fitneler. Rabbim bizi ve neslimizi, evladımızı muhafaza et ya Rabbi. Fransa'da muhterem Müslümanlar, Fransa'da Versailles Sarayı, bugün müze, Fransa'da Versailles Sarayı, kendi krallarının oturduğu saray, bugün müzedir. Hakikaten gezdik hocam be diyor, 100 numara tuvalet yok diyor. Tuvalet yok muhterem müminler. Ya 1400 sene evvel İslam peygamberi sofraya otururken elinizi yıkayınız. Vacip derecesinde sünnetimdir. Sofradan kalkarken elinizi yıkayınız, farz derecesinde sünnetimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ya, ya, ya. Muhterem Müslümanlar, tuvalete gidiyor, kağıtla kullanıyor, sofraya oturuyor, o eliyle, hocam tabii eliyle yemiyor, çatalla yiyor diyeceksiniz. Canım bir yüzünü seriyor, dudaklarına varıyor el tabii. Taharetlendiği, kağıda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor. Tuvaletten çıktığı ayakkabısıyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağıyla, yatağa ayakkabısıyla yatanı görmüşümdür muhterem müminler. Ayakkabısıyla yatağa yatanı sosyetik muhitte. Sosyetede ayakkabısıyla yatağa yatanı görmüşüm, duymuşumdur muhterem müminler. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar, misafir odasına, ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış muhteremler. Bir zamanlar modaydı. Ya ya, bir kadınlar cemiyeti oluyor, bir nişan cemiyeti oluyor filan. Evde halılara artık basılmaz hale geliyor. Ayakkabısıyla gelen dalıyor içeriye. Zaruri ben evimde nöbetçi koyuyorum kapıya. O zaman şimdi farklıyız muhterem müminler. Ya aziz Konyalılar, şimdi Rabbime milyar hamd ediyorum, farklıyız. Neden mi? 6000 Kur'an kursumuz, 580 İmam Hatip okulumuz, 20'nin üzerinde ilahiyat fakültemiz ve milyonun üzerinde yeni bir neslimiz var geliyor. İmanlı, inançlı, hakka inanan bir nesil geliyor. Onun için bugün farklıyız elhamdülillahi teala. Artık böyle zamanlarda kapıya nöbetçi pek koymuyoruz eskisi gibi. Pırıl pırıl tertemiz bir nesil geliyor. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Muhterem müminler, Cenab-ı Adem Aleyhisselam'la böyle başlayarak geliyor. Evet. Cenab-ı Nuh Aleyhisselam Şeyhül Murselin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin en büyüklerinden, Cenab-ı Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır, Mevla'nın hitabına mazhar. Cenab-ı İsa Aleyhisselam Ruhullah'tır ve netice itibariyle Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya, son peygamber ve bizim peygamberimiz elhamdülillahi teala. Ve son dinin, İslam dininin de, istersen şari-i azamı de İslami tabirle, istersen vaaz-ı hakikisi de, istersen kurucusu de, Kur'an şahs-ı Muhammediye nazil olmuş ve İslam'ın, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar, Kur'an'da olan ve daha fazlasıyla benim hadislerim ve sünnetim olarak İslam dinini tespit ediyorum buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem müminler, şöyle bir mukaddimeden sonra, fazla da dağıtmayayım ki size bir hadis-i şerif okuyacağım bugün inşallah. İmanın, İslam'ın ve inanç aleminin bel kemiğini, omurgasını teşkil eden bir hadis-i şerifi okuyacağım size bir hatıramla birlikte. Evet,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bize ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'in İslam için beyanı hakikisi bu. Estaizu billah. İnned dine indellahil İslam. Allah nezdinde tek din, tek din muhterem müminler. Hani dedim ya, uydurma ve beşeri dinler de var diye. Bir de semavi dinler var, tahrif edilmiştir. Musevi din, İsevi din, ki onlar Tevrat'ıyla, İncil'iyle, Zebur'iyle artık nesk edilmiştir. Ondan evvelki sahifeler. Adem Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Tevrat'tan evvel verilen suhuf diyoruz onlara, sahifeler. Fakat bütün bunların ahkamı, hükmü Kur'an'a göre nesk edilmiş, yenilenmiştir. İnsanlığın sabahı haşre kadar bütün ihtiyaçlarına cevap verecek tek dini mübini ilahi. İnsanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek ve hatta 20. asırda atom hızıyla koşturduğu halde beşeriyetin daha eşiğinde olduğu İslam dini. Vallahi diyorum, Ali Cemaat, vallahi diyorum, insanlık medeniyet ve edep bakımından daha insanlığın bugünkü haliyle demek istiyorum, ecdadımı tenzih ederim, ecdadımı tenzih ederim. Onlar İslam'ı kanlarına zerk ettikleri, hüceyratına zerk ettikleri için varlıklarını göstermişler muhterem Müslümanlar. İslam'ı yaşamışlar ve yaşatmışlardır. Evet, Cenab-ı Halik-i Zülcelal Hazretleri bize de onlar gibi olmayı nasip etsin. Bakınız bugün Koca Akif öyle diyor Müslümanlar. İstiklal Marşımızın şairi Koca Akif öyle diyor. Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış. Ruh-i İslam'ı telakkileri gayet yanlış. Sanıyorlar ki tekamüle tahammül edemez. İnsanlığın ihtiyacını temin edemez demek istiyor. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir diyor. Evet. Bilmiyorlar ki İslam için. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir. Eğer yükselebilirlerse kıyamet kopmadan tabii muhterem Müslümanlar. Ya. Şimdi biri birine çamur, o biri diğerine pislik diyor. Öyle olduğu halde İslam'ı beğenmiyorlar. Ne kadar garip değil mi muhterem Müslümanlar? Konyalılar, düşünen Konyalılar, bilen Konyalılar, ilim şehrinin ehli olan Konyalılar, duyuyor musunuz? Biri diğerine çamur, o biri diğerine pislik dediği halde arştan inen yedi beyzayı temsil eden Allah'ın habli metini ve söylediğim gibi haftada bir guslü farz kılan bidayette, sonra sünnetle tahfif eden, sonra da yemekte el yıkamak evvelinde ve sonrasında sünnetimdir terk etmeyin buyuran, taharet ve nezafetten duyunuz, edep ve aşka varıncaya kadar beşeri meleklerin imreneceği seviyeye yükselten İslam. Meleklerin, eyvallahi diyorum bakınız, insanı kamile melekler imreniyor, insanı kamile. Ya Abdülkadir-i Geylani, Muhyiddin-i Arabi, Cüneyd-i Bağdadi, Bayezid-i Bastami, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin-i İstanbuli, muhterem Müslümanlar, latife ediyorum. Evet, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sadreddin-i Konevi, İmam-ı Rabbani, Şems-i Tev... Ve hakeze. Meleklerin kemaline hasret çektiği büyük insanlar. Rabbim şefaatlerine nail kıl ve mahşerde bizi onlarla haşret ya Rabbi. Ya muhterem sunumlar. İslam beşerin vicdanına girince, beynine nurunu sokunca, hayatına İslam nizam haline gelince, insan nefsiyle de şeytanla da dünyayla da cihat ve mücahede ederek yükseldiği için, melekte cihat yok çünkü.
Melekte nefis yok, mücadele yok. Onun için ve ma minna illa lehu makamun malum fehvasınca Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Cibril de dahil, Mikail de dahil, en gerideki mertebedeki meleğe varıncaya kadar bütün melekler, onların da sınıfları var, fazilet farkları var muhterem Müslümanlar. Onlarda terakki yok, tekamül yok. Bulunduğu makamda Süleyman Çelebi'nin dediği gibi kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede ubudiyetle meşgul. Allah'ın emrini tatbik ederler. La yasunallahu ma emarahum ve yefaluna ma yu'marun ayetinde olduğu gibi. Ama insanoğlu akıl ve ruh birleşerek nefis ve şeytan ve dünya ile mücadele eder de cihadı kazanırsa, ki ona cihadı ekber dedik, bu mücadeleyi, mücahadeyi kazanırsa muhterem Müslümanlar, melekleri imrendiriyor. Ve bu yükselişte, bu ulvileşmede, bu melekleşmede, bu melekuta uçuşta yegane amil din duygusu muhterem Müslümanlar. Ya Allah! Allah inancı muhterem Müslümanlar. Ahiret inancı ve ahiret kaygısı muhterem müminler. Ya! Kafirin İslam milletlerini bozmak için sarf ettiği son 150 yıldır sarf ettiği bütün kötülük, bütün derdi ve çilesi, bütün gayreti ve çırpınması, nasıl olur da bu milleti, bu necip milleti İslam'dan koparabiliriz muhterem müminler? Birinci Cihan Harbi'nde tabii Türkiye, Osmanlı bölünmüş, o zaman Türkiye demiyoruz, Osmanlı İmparatorluğu, dünya hakimiyetine oynayan ecdadımız, ya garbın üzengisini, her dersimde söylüyorum ve söyleyeceğim, garbın, garplının üzengisini öpmekte şeref bulduğu şerefli ecdadımız muhterem müminler. Ya bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Mecusi ve putperestler, bir taraftan Hristiyanlar, Haçlı seferleri, neler ve neler, nihayet Osmanlı İmparatorluğunu Birinci Cihan Harbi'nde mağlup seviyeye düşürdüler. Müttefik olduğu devletler mağlup olunca Osmanlı İmparatorluğu da mağlup sayıldı muhterem Müslümanlar. Ve Sevr Muahedesi, vatan Türkiye'miz dahi parçalanmış. İstanbul'da müstevli devletler, Garp'ta Yunanlılar, Konya civarında İtalyanlar, Cenubi Şarkı'da Fransızlar, o hakeza Kafkasya civarında Ermeniler falanlar falanlar, Moskov'un uşakları, muhterem Müslümanlar, Türkiye bir dert çanağı, keder çanağı, kan çanağı, na'udhu billahi subhanahu ve teala. Muhterem Müslümanlar, bu arada İngiliz Başbakanı Londra'da merkezi hükümette eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, necis eline mukaddes kitabımızı alıyor, tenzih ederiz kitabımızı. Arkadaşlar diyor, bugün Osmanlı parçalandı ve Türkiye'yi de böldük diyor, paramparça ettik ama bu milletin elinden bu kitabı mukaddesi almadıkça, bu milleti bu kitaba yabancı kılmadıkça bu millet yeniden dirilebilir diyor. İngiliz gavuru böyle diyor muhterem. Ya hocam, demek İslam'a bu kadar muhtacız öyle mi? Ey vallahi muhtacız. Yediğimiz ekmekten daha çok muhtacız. İçtiğimiz sudan daha çok muhtacız. Teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtacız. Damarlarımızda hani kan kaybetti öldü derler ya, muhtaç olduğumuz damarlarımızdaki o kandan daha çok muhtacız İslam'a. Çünkü İslam olmadı mı? Müslümanlar, Allah'ın mübarek kulları, muhterem cemaatim, İslam olmadı mı insanoğlu? Mevla korusun, Kur'an tabiri bu. İnhum illa kel en'ami belhum adallu sebila. Onlar yiyip yayılan mahluklar gibidir, belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Şunların haline bak, şunların. Ya.
Muhterem müminler, sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum, darılmayın bana. Yolda trafik durmuş, genel kontrol yapıyor biliyorsunuz. Kendi binmiş veya arkasında üç arkadaşını da almış filan. Durduruyor, şoförün ağzını kokluyor polis, çok haklı. İçki içti mi içmedi mi diye. İçki içerse çünkü arabayı günlük radyoları dinliyorsunuz. Her Allah'ın günü 20-30 bu radyonun söylediği 20-30 insan gidiyor. Trafik kazaları. Ya uykusuzdur, ya sarhoştur veya tedbirsizdir. Mesela üçünden biri. Evet mümin kardeşim. Dinliyor, evet ağzını kokluyor. İçki içmişse eğer, yok sen bu haliyle trafiğe çıkamazsın, devam edemezsin bu yolculuğa, hadi bakayım diyor. Veya ceza yazıyor, ağır bir ceza, bu cezayı vereceksin, bir daha da bu hale çıkmayacaksın direksiyona diyor. Çünkü bu arkandaki üç kişinin hayatı da sana bağlı. Rabbim sen istersen vallahi göz açıp yumuncaya kadar dünyaya yeniden düzen, yeniden nizam, 6,5 milyara yeniden hayat bahşedersin. O günü bize göster Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, beşerin din ihtiyacı, tekrar ediyorum, insan olması şerefi kadar ondan önde bir ihtiyaçtır. Mevlana, aşk eri Mevlana, hadis-i şerife girmeden evvel Mevlana'mızı da dinleyelim, bakınız ne diyor. Yani din ihtiyacı için gençler, aşk eri Mevlana'mız da söylüyor bakınız. Ez hudayet çare hest ez gut ni, çare hest ez dini ve tağut ni. Ey mümin kardeşim diyor, ebedi saadet isteyen kardeşim diyor, dünyada huzur bulmak ve ebedi alemde kurtulmak isteyen kardeşim diyor, çare dindendir, lokmadan değil diyor. Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare dindendir, lokmadan değil. Ez hudayet çare hest ez gut ni. Hudandandır çare, lokmadan değil. Çare dindendir, şeytandan, puttan değil diyor. Aşk eri Mevlana böyle söylüyor. Tekrar okuyorum beyti, bakınız beyinlerinize perçinlemek için. Ez hudayet çare hest ez gut ni, çare hest ez dini ve tağut ni. Evet, çare hudadandır, Allah'tandır. Malla, servetle, zenginlikle, altınla, gümüşle, kumaşla insanlığın şahsiyetine, şerefine bir şey eklenemez diyor. Dünyada namı ve şöhreti, hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan Karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor. Sen şimdi Türkiye'de falan böyle bir zengin tanıyor musun? Hocam işte rantiyeciler var ya, hortumu devlet hazinesine atmışlar, durmadan soruyorlar. Yahu onlar Karun'un eşeğinin yuları kadar bile servete sahip değiller. Hazinesinin anahtarlarını alay taşırdı diyor. Letenu bil usbeti ulul kuvve. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kur'an-ı Kerim. Emir dinlemediği için, o günün Musa aleyhissalatu vesselamına muhalefet ettiği için, malinin zekatını verip inanmadığı için Cenab-ı Hak servetiyle beraber batırdı, hala gider. Yani insanlığın şeref ve haysiyetine servet ne ilave edecek, bunu demek isterim. Olacağı bu. Gazali, muhterem müminler, Gazali öyle diyor. İnsan öldü mü diyor, arkadaşı üç diyor. Arkadaşı üç. Müminler, hep aklınıza ve mantığınıza hitap ediyorum. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar, uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın, istirahatıma bakayım yani. Peki, madem dinliyorsunuz, peki. Allah cümlenizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah o Teala. Ya, Gazali öyle diyor, koca dahi ve mütefekir. İnsan öldü mü arkadaşı üçtü diyor. Biri ölünce arkadaşlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Oldu mu? Ya, Mustafa Zümrüt
kardeşim, içiniz de çoğunuz tanıyorsunuz, dün vefat etti. Ya inşallah cennete gitmiştir. Muhlis dostlarımızdandı. Genç, de 48 yaşlarında falan bir kardeşimizdi. Salih insandı. Ulemaya karşı cidden saygısı olan samimi bir mümindi. Ya, 3 tane hafız evlat bıraktı gitti. 3 tane hafız evlat bıraktı gitti. Ve ömür boyu ilmiyenin hizmetinde olan, halal kazanan bir insandı. Evet, servet, dükkan, köy, ev, park, bahçe ne varsa kaldı. Tamam, bitti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslümanlar, imamlara soruyorum. Siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya, hiç kefene cep dikiyor musunuz, içine dolar mark koyuyor musunuz harçlık olarak falan diye, yok hocam hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Ya Konyalılar, imamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada harçlık olur diye dolar ve mark falan bir şey koymuyor. Mümin kardeşlerim, şunu demek istemiştim. Ben biraz efkarlıyım, bazı şeylerde aşırı gidiyorsam Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aziz kardeşlerim beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta hani ağzım kurusun, neredesin ey adli ilahi? Son zamandaki ahlaka ve yıkılışa bakıyor da koca Akif, safahatında öyle diyor. Ağzım kurusun, neredesin ey adli ilahi diyor. Yani gizlendiğin yeter artık, yüce kudret göster varlığını ve celalini diyor koca Akif bile. Ben ona tilmiz olmanın şerefine nail olmak için kürsüdeyim muhterem. Ya büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Öldü mü birinci arkadaşı bırakıyor. Öyleyse vefalı arkadaş değil yahu efendiler, mala filan sakın güvenmeyin. Sandalyeler, koltuklar filan o anda altınızdan çekiliverecek mesela. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar 8 arşın, hani dedemizin tabiriyle 8 arşın patiska, onu da bulabilirse eğer, tayyareden düşüp paramparça mı olacak, yolda arabası kalıp bir aslana yem mi olacak, veya denizde kark olup gidip balıklara yem mi olacak, hiç belli değil akıbetimiz. Öyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani 8 arşın milyarlar, trilyonlar için böbürlenen, mağrur olan zalimlere sesleniyorum. Akıbette götüreceğiniz 8 arşın patiskadan ibaret, onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş, mümin kardeşlerim, ölen insanın ikinci arkadaşı, her Müslümanın ikinci arkadaşı, evladı, iyali, çoluk, çocuğu, ahbap ve yaranı, arkadaşları, kabre kadar varıyorlar, üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar, hatta bazı, latif olarak söylüyorum, bazı evlatlar var, bir de toprağı böyle üzerine çıkıp çiğniyorlar, aman kalkıp gelip de bu servete bir daha babam şey etmesin diye, konmasın diye üzerine toprakla çiğniyorlar, kabrin üzerine sıkıştırıyorlar iyice, ondan sonra dönüp geliyorlar, başın çaresine bak Allah'a ısmarladık diyorlar. Hani sen o evlat için hayatını vermiştin, her şeyini feda etmiştin ya, sonu bu yavrucağız aziz kardeşim, sonu bu ya. Ya İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayet-i celle'de el mâlu vel benûne zînetül hayâtid dünyâ vel bâkiyâtu s-sâlihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Suretül Kehf. Muhterem Müslümanlar, dünya hayatının zîneti. Fahri kainatın torunlarının birini sağ dizine, birini sol dizine alıp kucaklayıp öpüp gönlümün rayhaneleri bunlar, rayhanları bunlar buyurduğu gibi hayatın rayhanıdır. Fakat Zümrüt Mustafa kardeşimin yavrularını Allah'tan korkan, namazını kılan, Ramazan'ı Hicaz'da tutan, servetinin zekatını, fıtrasını, kurbanını eda eden, sonra da
6600 ayatı ilahiyi ezberleyip kendisinden sonra hatimler indirecek bir evlat yetiştirdiysen bahtiyarsın, defterin kapanmayacak inşallah. Sohbetlerde hemen hemen her sohbette söylercesine tekrarlıyorum. Aşk eri Mevlana'mızın, aşk eri Mevlana'mızın sözü. İnsanların en hoşu, en güzeli, en akıllısı ölüm geldiği zaman Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır diyor Mevlana. Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır. Niye mi? Kapı Camii'mizin banisi Vel Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasa. Kapı Camii'sinin banisi Vel Efendi. 4 tane de oğlu varmış kendisinin. Vefatın da başına gelmişler. Baba demişler, bizden bir vasiyetin, bir dilediğin, istediğin var mı demişler. Bir vasiyet edecek misin bize evlatların olarak? Oğlum demiş, hayatımda namaz geçirmedim. Dinliyor musun Müslüman? Zekatımı fukara lehine fazla olarak dağıttım. Bir gün oruç borcum da yok. Haccımı da eda ettim. Allah'ın kullarına bir kuruş borç da edinmedim. Günahlarıma da her gün yatırken tövbe ederek yattım. Günahkarım, beşerim, beşer şaşar, kul hata eder. Fakat her günlük günahıma her gün istiğfarlar ettim. Şu anda size söyleyeceğim, vasiyet edeceğim hiçbir şeyim yok. Sadece Allah ve Resulü'nün yolundan ayrılmayın diyorum. Muhterem mümin kardeşim, bu zata Azrail gelse bir tehlike var mı? Eyvallahi yok. Evet. Azrail aleyhisselam isterse gece gelsin, kendi bilir. İsterse gece gelsin, isterse gündüz gelsin. İsterse akşam gelsin, isterse sabah gelsin. İsterse Ramazan'da gelsin, isterse bayram sabahı gelsin. Müminin zaten her anı bayramdır vesselam. Müminin, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, müminin zaten her anı bayramdır vesselam. Her an. Aşk eri Mevlana'ya, geçen derslerinde söyledim. Efendim sizi Allah ümmeti Muhammed'e müritlerinize bağışlasın, uzun ömür versin diyorlar. Yok diyor. Ömür boyu maşuku hakiki için yanıp yakılan bu ihtiyar aşık için ömür istemeyin artık. Rabbime kavuşmam gerekir diyor. Ölümü kendi, yani Rabbisine kavuşmayı kendisi istiyor. Böyle bir hayat istiyoruz. Ya hay Müslümanlar, ya hocanız nasıl dertli olmasın? Ya muhteremler. Aziz cemaat, ben kelek değil, kafa baş taşıyorum elhamdülillahi teala. Ya. Duyuyor musunuz? 71 yaşındayım. Elhamdülillah ben başımda da akıl taşıyorum. Gerçek hürriyet İslam'dadır. Gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır. Gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır. Gerçek hürriyet iman ve aşktadır. 70 sene aklımı hürriyetle taşıdım. İçkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evet deneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallah Teala. Evet muhterem müminler. Kabre koyduğumuz kişinin 3. arkadaşı ise amelidir muhterem müminler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi üzerine toprağı örtünce kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Daha kabirden gelirken al seccade senin, mor seccade benim, çiftlik senin, fabrika benim diye kavga başlıyor. Daha kabirden dönerken yolda. Öyle mi? Realite bu. Realite bu, vaka bu. Evet. 3. arkadaşı amelidir. Muhterem müminler. Ya işlediği işler ve amelidir. Ferikun fil cenneti ve ferikun finnar. Ya. 3. arkadaşı amelidir. Ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek.
Şimdi Kapı Camii'nin beni dinleyen kıymetli cemaatine soruyorum. Sizler ey Müslümanlar hangisinden olmak istersiniz? Ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz? Kötü haliyle imansızlık ve küfrüyle ateşe ebedi gidip kalmak. Hocam öyle şey bize sorulur mu? Biz camiye gelmişiz. Belki iki saate yakındır oturuyoruz, bir saate yakındır sizi dinliyoruz. Gayemiz, amelimizle cennete gitmek. Şu halde bugünkü dersimde size, bundan her derste öyle ya, bilhassa bugünkü dersimde İslam cennetin yoludur diyorum ve Peygamber Efendimiz'e sözü bırakıyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. İslam nedir? İman nedir? İman ayrı bahistir ama hadis-i şerif bugün Cibril hadisi diye bir hadis okuyorum size. Muhterem Müslümanlar, ben kürsi yaşımda, kürsi devrimde innemel amalu bin niyat hadisine, hadislerin fatihası, hadisi Cibril'e de hadislerin sure-i bakarası dedim. Uzun bir hadis, bir sayfalık bir hadis-i şerif ve aşağı yukarı İslam'ın fihristi. Evet, İslam'ın muhtaç olduğu her şey imanın şartları ve imanın rükünleri içinde geçiyor. Bakınız muhterem Müslümanlar. Evet, hadisi Cibril'i okuyorum size teberrüken. İçinizde o günden kardeşlerim de var. Geçenlerde biri bir sohbette, hocam o derste ben bulundum dedi. Sene 49 muhterem Müslümanlar. 1949. Askerden 3 ay izin verilmişti. Sonra terhis olduk. 50'de resmi vazife aldık. İlk kürsüye çıkışım onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif, Konya. Müftülüğe müracaat edildi, cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız, Hacı Aydar Efendi, Kapı Camii'nin imamı, sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederlerdi. Hatta hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretleri, Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Fetret devrinde, seyyiat devrinde tek başına icazet alan kardeşinizim Konya'da. Medreseler kapatılmış, icazet lafı bile tarihe gömülmüş. Evet, 43'lerde, 44'lerde başlayıp 47. Çünkü evet 46, 47, 48, 49 askerdeyim. 46'larda tefsir sahibi hadimi merhumun da bulunduğu bir cemiyetle Hattat Feyz Efendi de icazetnamemi yazmıştı, kabri cemiyet cennet olsun. Medrese devrinde icazetnameleri Hattat Feyz Efendi yazarmış. Hocam Hacı İsa Efendi Hazretleri'ne beraber vardı. Feyz Efendi kardeşim dedi, Tahir'i ben okuttum dedi. İhtiyarlığını biliyorum ama dedi, gözlüğünü takacaksın, bu Tahir'in de icazetnamesini elinle yazacaksın dedi. Hocam yahu elime kalemi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Elime kalemi alacak halim yok, ben artık ihtiyarladım. Ben dedi reca ediyorum. Bu Tahir benim Tahir dedi. Aynen böyle tabir. Ben okuttum bunu dedi. Son devrin hatırası olacak bu dedi. Feyz Efendi Hazretleri icazetnameyi yazdı. Ve cemiyetimizde büyük hadimi, tefsir sahibi hadimi de bulundu. Eliyle verdi icazetnamemi muhterem Müslümanlar. Tabi hocalarımızın elini öpüp dualarını aldığımız için bugün karşınızdayız. 48. senedir muhterem Müslümanlar. Çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhteremler. Evet, çok büyük insanların duasını aldık. Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah. Hani Akif'in ya Rab bizi mahşerde bu ikrarıyla haşret dediği gibi onlarla, sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim, artık hadise geçemiyorum muhteremler. Hayrun nas men tale amruhu ve hasune amelu. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Fahri Kainat. Ömrü uzun ve ameli güzel olandır. Güzel ameller, salih amellerle uzun ömür. Ne bereketli ve hayırlı şey. Ama en hayırlısını niyaz ediyoruz. Vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allah'ım diyorum. Muhterem müminler, cemaat müftülüğe müracaat etti. İplikçi Camii
ilerisinde Çorapçı Camii diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftülük bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatim var. O günleri gören bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde, mahfel çökecek hale geldi filan. Nihayet Şerafettin'e geldik. Ve Ramazan'ın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay hocam, Ramazan'ın son haftası benim Tahir dedi. Karakürsü'de seni göreceğim dedi. Son haftada burada konuştuk muhteremler. Sene 1949. O gün bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına, Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar? Gitmezmiş, gitmezmiş. Zerresi bile zayi olmayacakmış. Kur'an ve hadis böyle diyor. Hatta fen şimdi, fen böyle diyor. İnsanların ömründe bütün konuştuğu şeyler havada mahfuzdur diyor. Zayi olmuyor. Fen adamları, teknik insanlar bunu sesleri birbirinden ayırarak tarihi konuşturabilmenin aletini icat etmek için ayaktalar, çalışıyorlar. Hayırdır, belki bir gün Peygamber Efendimizin Cebelur Rahmetesi hutbesini beraber dinleriz ölmese. Havada mahfuzmuş bütün konuşanlar. Onun için Allahu Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşerde önünüze gelecek diyor. Fen ve teknikte bunu aynen ifade ediyor bugün 20. asırda muhterem müminler. Söyleyeceğim şu. Ezanımız da okundu. Bir iki dakikada bitiriyorum muhterem müminler. Evde hazırlandım ikinci gün. Birinci gün salavat-ı şerife bahsiyle fetih kelam ettim. Orada Çorapçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi, Mesabih-i Şerif'in iman bahsinde ilk hadisidir. Erbabının malumu. Cibril hadisini, o zaman masa filan, sandalye filan evlerimizde yoktu. Lüküs sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir, neredeyse senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varıncaya kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini bilmeyi bu necip millete lütfetsin inşallah. Evet. İskemlenin, lambamızı koyduğumuz iskemlenin, Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemlenin üzerinde notumu aldım. Fakat hale bakın ki abdest alayım, tazeleyim, cübbemi, sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım. Not ettiğim hadisi şerifi iskemlenin üzerinde unutmuşum. Çorapçı Camii'nde cemaat hınca, içeri dışarısı dolu muhterem Müslümanlar. Kürsüye çıktım. Hani Hoca Efendi'nin minberde yaptığı gibi elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şukka yok. Elhamdülillah, elhamdülillah orada da yok. Elhamdülillah, elhamdülillah öbür tarafta da yok. Sallu ala Resulina Muhammed. Muhterem Müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i şerifi orada bir sayfalık hadis-i şerif. Tavsiye ettim. Bir sayfalık, gelecek cuma okuyacağım inşallah hayatla, sağlıkla dönersem. Hadis-i şerifi oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim hadis-i şerifi. Ezberleyeyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zate yevmin iztala aleyna racul şedidü beyazı siyah ve şedidü sevadü şa'ri la yura aleyhi eser ustafar ve la yarafu minna ahad hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Muhammed akbirni anil islam ilahirihi. Hadis-i şerifi okudum ve gayet hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders muhterem müminler. Böyle cemaatle hasbihal ettik, indik. Şimdi size İslam'dan bahsedeceğim ya, nimetlerin başı İslam'dır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız ve hatıra olarak da üzerimdeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucebiyle amel nasip mukadder buyursun inşallahü teala. İslam'ın nuruyla yaşayıp İslam'ın nuru içerisinde Hacı Veysel'de hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallahü teala. Buyurun bir kere kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü
eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelime-i tayyibe-i münceyi mübarekesiyle gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammedi Mustafa'viye temessük ve ittibalarımızı yevme feyuma müjdar eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame, Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her vesile ve daima mansur ve muzaffer eyle. İslam'ın eşiğini kirletmek isteyen, Hazreti Kur'an'a kara gözlükle bakan, güya İslam'ın gelişine Türkiye ve dünyamızda mani olmak isteyen zavallı zalimleri, istidatları var ise ıslah eyle. İstidatları yoksa Kahhar ismi celilinle kahreyle ya Rabbi. Alem İslam'a ittifak ver. Alem İslam'a ittihat ver. Alem İslam'a vahdet ver. 1,5 milyar ve 53-55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.